inen binen otobüs metaforu diye bir şey var. Otobüs metaforu. Yapabilirsiniz, ezilmeyin. Ya yapamıyorum arkadaş. Bazı şeylerde çözemiyorum ya. Ya bu seni bitirecek arkadaş. Yapma, kabul et, bazı şeyler hemen gelecek. Bak, çözümler hemen gelecek. Merhabalar Zafer Hocam. Merhabalar Mücahit'im, merhabalar. Nasılsınız hocam? Eyvallah, şükürler olsun. Zor zamanlar yaşayan, zor zamanlardan geçen insanlara önerilerinizi alıyoruz bu seride. Serinin tüm videoları oynatma listesinde var. Linki açıklamada yer alıyor. Hocam çok fazla böyle kontrol bağımlısı olan insanlar var. Her şey benim kontrolümde olmalı. Doğru. Bu zor zamanlarda bu insanlar çözüm bulamıyorlar. Kontrol yanılgısı bu. Alan Langer diye bir Harvard'lı psikoloğun güzel bir çalışması var. Şimdi anlatmayayım ayrıntısını, böyle zarar üflemeli falan bir şey. Şeyi anlatayım size. Kontrol yanılsaması neye yol açıyor biliyor musun? Her şey benim kontrolümde. Eyvah, kontrolümden çıktı bazı şeyler diye bu kez çözüm bulamaz hale geliyorsun. Yani kontrol yanılgısı depresyonu diye bir şey var. Literatürde de var böyle bir şey. Kişi hayatı ve her şeyi kontrol ettiği düşüncesiyle depresyona giriyor. Ya bazı şeyler de bizim kontrolümüzde değil. Bu yüzden mesela korona döneminde depresyona giren bir sürü insan oldu. Yani dünya da senin kontrolünde değil arkadaş. Evet. Doğru mu? Doğru. Hayat da senin kontrolünde değil. Tabii yani mesela çocuğumuz sabah evden gidiyor okula. Bizim kontrolümüzde değil. Hiçbir şey değil. Her şey başına gelebilir. Her şey geliyor zaten, bir sürü şeyler. Ondan tartışıyor, bundan tartışıyor. Kıl payı bir şey oluyor. Bir ışıkla bir şeyi kaçırıyor. Bilmem ne oluyor, değil mi? Tabii her şeyi kontrol altında tutmaya çalışmak çok yorucu. Tabii. Kabul etmek gerekiyor. Neyi? Eksiklerin olduğunu. Daha önce akışına bırakın demiştiniz ya. Evet. Bazı şeylerde yani gücünün yetmeyeceğini kontrol etmek bir çözüm üretiyor sana. Yani Gücünün yetmeyeceğini kabul etmek. evet. Her şeye gücün yetmiyor ya. Bunu kabul edeceksin. Bak bu kabul ve kararlılık terapisi diye bir şey var. Doktor Stephen Hayes. Bunun en iyi yorumlayan Doktor Russ Harris diye bir adam. Çok iyi bir izah getiriyor. Hatta çok güzel bir şey var orada. İnen binen otobüs metaforu diye bir şey var. Otobüs metaforu. Hatırladım nerede geçtiğinde. Her şeyi kontrol ediyor olma fikri kişiyi hasta ediyor. Ve çözümsüz kalıyorsun. Ya bazı olaylar var Mücahit'im. Senin kontrolünde değil ya. Sen ne yaparsan yap çözemeyeceksin. Bunu kabul et. Ya ben eksiğim. Benim noksanlarım var. Bu işi ben çözemeyebilirim. Bunu kabul ettin mi? O anda çözümler başlıyor. Hadi hayırlı olsun. Ya bir insan eksiklerini kabul ettikçe fazlalıklar ortaya çıkıyor. Bizi yanlış psikolojiye soktu şu an bu kişisel gelişimciler, psikologlar, uzmanlar falan. Ne dediler? İşte bu spiritüel şeyler de yaptı böyle. Yapabilirsiniz, ezilmeyin. Ya yapamıyorum arkadaş. Bazı şeylerde çözemiyorum ya. Yapamıyorum, kabul ediyorum eksik olduğumu. Bazı şeylerde çözümsüz. Çözümsüz, korona işte. Aa böyle savaşlar, deprem. Ağır depresyona girer, çözüm bulamaz. Eksik, noksan, senin iradende olmadığını kabul etmek bazı şeylerin. Hocam bazı insanlar tatile giderken bile gün gün saat saat plan yapıyorlar. Hiç uyan gördün mü ya? Hiç uyan gördün. Böyle saat saat ders programı yapanlar var. Şu şu saat bu saat. Ya sürdürülebilir değil abi. Hayat o kadar planlı, organizeli değil ya. O planı yaparken çok motivasyonumuz yüksek olduğu için mesela 3 saat aralıksız matematik çalışacağım diye yazıyor. Uygulanabilir değil ki. Şimdi bir şey söyleyeceğim de yanlış anlaşılır söylemeyeyim. Biraz tanrıcılık oynamak gibi. Kendince bir kader yazıyor gibi. Neyse konuyu uzatmayayım.
Bunun bedeli var bak. Bunun bedeli var. Sizin o planı yazarken öngöremediğiniz şeyler ortaya çıkıyor. Şimdi bak. Beni zorluyorsun Mücahid'im. Acayip atışlar yapıp beni zorluyorsun. Şimdi bak şöyle söyleyeyim biraz. Bir kişinin plan yazabilmesi için olası bütün şartları biliyor, o konulara hakim, o konuların bütün bilimini bilen, iradesiyle de onları yönetebiliyor olması lazım. Senin hem iraden kısıtlı, sınırlı bir iraden var. Az. Hem şartlar konusunda bilgin çok yeterli değil. Öngörün zayıf. Olası ihtimaller konusunda öngörülerin zayıf. Bu kadar eksiklerin varken sen oturup o şeyle ilgili kader planı mı yazıyorsun? Bu kadar kontrol takıntısı olmamalı. Olmamalı. İşte bu ne? Hadsizliğin bedeli. Evet. Hadsizliğin bedeli. O yüzden kontrol yanılgısı, ben şunu yapıyorum, bunu ya bu seni bitirecek arkadaş, yapma, kabul et, bazı şeyler hemen gelecek, bak çözümler hemen gelecek. Bazı şeyler de bizim gücümüzde değil, bizim yönetimimizde değil ya. Benim bütün hayatım böyle geçiyor Mücahit. Hep milimetrik planlar. İşte biz seninle bugün şu saatte buluşalım dedik, bir saat sonra buluştuk. İşte şunu yapalım dedik. İşte şöyle oldu, böyle oldu. Hiç öyle olmuyor. Şu saatte bitirelim dedik, pil bitti. Ortada kaldık, bir şey oldu. Ne olacak şimdi? Her şey planladığın gibi gitmiyor. Gitmiyor. Bunu kabul edersen rahatlarsın. Esneyemezsin yoksa bak. Esneksizlik, esneyememe, esneksizlik depresyon başlatır. Depresyon demek, çözümsüzlük, transı demek, çözüm bulamazsın, aklına fikir gelmez. Ya ne yapayım hocam, ne olacak ya, bu durumdan nasıl çıkacağız, çıkamayız. Sen çıkamazsın. Çünkü niye biliyor musun? Her şeyi kendin yaptığını düşünüyorsun. Her bütün sonuçları sen yaratmıyorsun. Bırak bu yaratma aşkını ya. Bırak. Kabul et, her şey de bizim şeyimizde değil yani. Evet, zor zamanlardan geçenler bu serinin önceki videolarını da izlemenizi mutlaka öneriyoruz. Izleyin. Oynatma listesi var efendim, linki açıklamada yer alıyor. Tıklayabilirsiniz. Bu videonun da sonuna geldik. Son bir video daha yapalım Mücahit'im. Tamam, sonra seriyi bitirelim, değil mi? Bitirelim. Çok teşekkür ederiz. Eyvallah Mücahit. Görüşmek üzere. Görüşürüz hocam. Sağ olun, hoşça kalın.